Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 81. bölüm yeni fragman değerlendirmesini. Sizler için yapacağım bu fragman değerlendirmesini ayrıntılı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten bununla ilgili sizin tarafınızdan gelen sorulara bir yanıt olması açısından hem ayrıntılı hem detaylı bir fragman çekeceğim. Tabii ki ayrıntılara, detaylara geçmeden önce arkadaşlar, her zamanki gibi siz değerli dostlarımdan, henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda, videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar, öncelikle abone oluyoruz, sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Katılıp takip edebilirsiniz. Aynı zamanda diziye ait grup ve Facebook adresi mevcut. Ona da katılabilirsiniz. Yapmanız gereken işlem öncelikle açıklamalar kısmını açarak hem dizinin grup ve Facebook adresine katılmak hem de Instagram, Twitter ve Facebook adresimize erişim sağlayıp ulaşmak. Şimdi bir anket sorumuz gelsin arkadaşlar. Gerçekten Züleyha'nın diziden çıkıp çıkmaması tabii ki aslında senarist belirliyor bunu, ama ihtimaller çok yüksek. Çıkma ihtimali de var, çıkmama ihtimali de var. Yani şu an Fikret'le Ümit Hanım'ın konuşmasına bakıldığı zaman aslında Züleyha'nın tahtı elinden alınacak gibi görünüyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Züleyha dizideki varlığını sürdürecek diyorsanız yorumlayın. Züleyha dizideki varlığını sürdürmeyecek, diziden çıkarılacak diyorsanız beğenin. Tabii ki bu bölümde olacak diye bir kaydı yok, ama ihtimaller üzerinde. Yani bu sezon çıkma olasılığı var mı yok mu? Evet, çıkacak diyenler, diziden çıkarılacak diyenler beğensin. Diziden çıkarılmayacak diyenler yorumlasın. Bakalım gerçekten bu bölüm veya önümüzdeki bölümlerde kimin tahmini doğru çıkıyor? Çünkü tahmin etmekten başka bir şansımız yok arkadaşlar. Yani dizide konu bittiği için ve dizi konunun dışında uzatıldığı için elbette ki senarist gerçekten bu aralar reytinglere oynuyor. Yani diziyi ekranlardan kaldırmamak uğruna diziyi uzattıkça uzattırıyor ve uzattırdığı gibi aynı zamanda cılkını çıkarttırıyor desek yeridir. Neden diye soracak olursanız, çünkü arkadaşlar dizinin başlangıç start noktası Züleyha ile Yılmaz'ın masum aşkıydı. Ve bu masum aşkına tabii ki Züleyha'nın abisi, kız kardeşini kumar borcu karşılığında peşkeş çekti, resmen sattı ve Yılmaz bunu Züleyha'yı kurtarmak uğruna elini kana buladı ve elini kana buladıktan sonra kaçmak zorunda kaldı. Çukurova'ya gelip kendisini, izini kaybettirmek istiyordu, ama Züleyha son anda Yılmaz'a yetişti. Birlikte Çukurova'ya tren yolculuğu yaparaktan Çukurova'ya sığındılar ve tabii ki aslında eli kanlı Yılmaz, sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz tabii ki kaçmak istiyordu, kurtulmak istiyordu, idam olmak istemiyordu. Züleyha da sevdiği adamı bırakmak istemiyordu. Kendisi için elini kana bulayan adamı bırakmak istemiyordu. Ne oldu? Geldiler Çukurova'da Hünkar Hanım'ın zulmüne maruz kaldılar arkadaşlar. Burada aynı zamanda pardon, özür dilerim arkadaşlar. Demir Yaman'ın tabii ki Züleyha'ya aşık olması, Hünkar Hanım'ın elbette ki oğlunun yeniden evlenip mutlu olması hayalleri doğrultusunda Yılmaz'ın mutluluğu üzerine yeni bir zoraki mutluluk inşa etmeye çalıştılar ve Züleyha'yı zorla gelin yaptılar. Zorla oğluyla evlendirdiler ve hatta Yılmaz'ı öldürmek için elinden geleni hem Demir Yaman yaptı hem Hünkar Yaman yaptı, ama Yılmaz her türlü kurtuldu. Ta ki Züleyha'sına tam da kavuşacağı bir anda Züleyha'yı zorla Yılmaz'dan soğutturmanın tehdidinde bulundular. Hem Hünkar Yaman hem de elbette ki Demir Yaman. Birlikte Züleyha'nın Yılmaz'dan, yani daha doğrusu Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçip yakalarından düşmesi için Züleyha oğlu tehdidi karşısında Yılmaz'a yalan dolan konuştu. Yılmaz tabii ki elbette ki Müjgan'la hayatını birleştirdi. Sonradan gerçekleri öğrendikten sonra aslında Müjgan'ı sadece Züleyha'yı unutmak için sevdiğini fark etti ve yeniden sevdiği kadına dönmek istedi. Ve tabii ki yönetmen senaristle anlaşmaması doğrultusunda diziden çıkarıldı. Yani çıkarılma sebebi çok açıktı aslında. Arka planda ticari anlamda
anlaşmazlıklar. Çünkü dizi reytingleri eskiye oranla yüksek olsa da dizi kazançları çok düşük arkadaşlar. Yani pandemi döneminden dolayı oyuncular çok az kazanıyor. Yönetmenler, yapımcılar çok az kazanıyor. Çünkü dünyada üretimin durduğu bir dönem yaşıyoruz. Yani yaklaşık neredeyse birinci yılını geçen bir pandemi döneminden bahsediyoruz. Üretim olmadığı için tabii ki reklamlar da olmuyor, döngü de olmuyor. Yani diziler yeteri kadar sponsor, reklam almıyor. Sizin ekranlarda gördüğünüz sürekli aynı reklamlar çok fazla bir şey kazandırmıyor. Normalde dizilerde bir reklam yerleştirmesinden tutun, giydikleri kıyafetlere, kullandıkları şampuandan tutun, ta ki makyajlarına kadar bunlar hep sponsorluklarla olan ve tabii ki para getirisi olan reklamlardır. Bunlar olmayınca ne oluyor? Dizide çok fazla kazanç elde edilmiyor. Normalde televizyon ekranında gördüğünüz bir iki tane sabit reklam yine diziye fazla bir şey kazandırmıyor. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar, eski yıllarda dizilerin getirdiği maddiyat artık gerçekten hayal oldu son bir yıldır. Ve bu maddiyat azaldığı için, yani diziler eskisi kadar getiri elde edemediği için tabii ki düşük kadrolu oyuncularla oynamak istiyorlar. Yani çok fazla parada gözü olmayan oyuncularla oynamak istiyorlar. Örneğin Hünkar Yaman gibi, Yılmaz gibi oyuncularla oynamak istemiyorlar. Çünkü bunlar başrol oyunculardır ve bunlar çok fazla para talebinde bulunuyorlar. Yani bunlar ekranların tanınan yüzleri olduğu için elbette ki herhangi bir dizide oynamak istedikleri zaman kolay oynayabilecekleri yüzler olduğu için ve daha fazlasını istedikleri için senariste yapımcılarla, yönetmenlerle anlaşamazlar ve diziden bir bahaneyle çıkartılırlar. Yani şu an Züleyha da aslında arka planda maddi olarak anlaşıp anlaşmadığını bilmesek de Züleyha'nın çıkma riskine değinecek olursak arkadaşlar, normalde Züleyha'nın çıkmaması gerekiyor. Baktığınız zaman şartlara, imkanlara, olanaklara baktığınız zaman dizi gayet güzel gidiyor. Züleyha'ya şirketin hissesinin yarısı Demir Yaman tarafından verilmiş ve Züleyha konağın Hünkar Hanım'ı yerine geçecek bir Züleyha olmaya çalışıyor. Yani aslında Hünkar'ın yaptığı işleri şimdiden Züleyha yapmaya çalışıyor ve gayet başarılı da bu konuda. Ama arka planda baktığımız zaman Fikret'in bir intikam sözü var. Yani zamanında Adnan Yaman'ın Fikret'in annesine musallat olması sebebiyle Fikret bu konuda ahd içmiş, annesinin intikamını alacak ve tabii ki bu intikamı alırken şimdi de Fikret'in sonradan bir sevgilisinin olduğunu öğreniyoruz. Bu sevgili kimdir? Tabii ki başhekim Ümit Hanım. Normal olarak Fikret'in sevgilisi olması, Fikret'le birlikte Demir Yaman'ın kuyusunu kazması gayet normal. Ama fragmanlarda geçen gün çıkan bir fragman vardı. Orada Ümit Hanım'ın kullanmış olduğu bir sözcük var. Demir Yaman'a aşık olursam ne olur? Sen benden vazgeçmek zorunda kalırsın. Demir Yaman'la evlenirim. Yani bunu söylemesi şimdiden Züleyha'nın çıkma sinyallerini gösteriyor bize arkadaşlar. Yani aslında Demir Ümit Hanım'a aşık olacak ve tabii ki Ümit Hanım da şimdiden Fikret'le bir anlaşma yapıyor. Senden vazgeçeceğim diyor ve elbette ki bu olasılıklar gerçekleştiği zaman, hani işin içinden intikam çıkıp da aşk için içine girdiği zaman ne olacak? Züleyha dizide fazlalık olacak ve fazlalık olduğu zaman elbette ki yapımcılar Züleyha'ya ekstra ücret vermek yerine Ümit Hanım'a yarı fiyatına ücretle dizide oynattırmak isteyecekler. Züleyha'nın varlığı yokluğu bir anlam ifade edemeyeceği için Züleyha'nın diziden çıkarılması gayet basit ve net. Niçin çıkarılabilir? Çünkü şartlar, yani ekonomik anlamda arka planda anlaşmazlıklar. Züleyha şu an dizinin gerçekten tanınan, sevilen yüzü. Ama Ümit'le Demir ön plana çıktığı zaman, elbette ki Züleyha arka planda kaldığı zaman aslında yönetmen için sıradan bir oyuncu haline gelecek ve Züleyha'yı çıkarmak için çok fazla çabalaması gerekmiyor. Yani burada aslında yanılmamızın nedeni arkadaşlar, tahminlerde yanılmamızın nedeni dizinin konusu öldürüldü. Yani Yılmaz'ın ölümünden sonra, Züleyha'sına kavuşmadan ölen Yılmaz'dan sonra dizide konu diye bir şey kalmadı. Fikret'in konusu yeni
yapıldı, yeni üretildi. Yani aslında Fikret diye bir oyuncu yoktu dizinin ilk bölümünden ta ki bundan 2-3 bölüm öncesine kadar. İncelerseniz Fikret diye bir karakter hiçbir zaman olmadı. Veyahut da Feykeli'nin bir yengesi hiçbir zaman olmadı. Feykeli'nin bir kardeşi hiçbir zaman olmadı. Ve aynı zamanda Ümit'le Fikret sonradan diziye dahil oldu. Aynı zamanda Fikret'in annesi diye bir karakter yoktu. Adnan Yaman'dan zorla hamile kalıp yurt dışında yaşlanıp sonradan gelip de Fikret'in yeğenim diye ortaya çıkma olasılığı hiç yoktu. Yani dizi nasıl başladıysa Züleyha ile Yılmaz'ın aşkı üzerinden başlayan bir diziydi. Ve Züleyha ile Yılmaz'ın aşkının tamamlanması yani kavuşmaları sonrasında bitmesi gereken bir diziydi. Ama yapımcılar bitirmek istemiyorlar. Çünkü bilinen, tanınan, reytingleri yüksek bir dizidir. Ve sürdürmek için de düşük kadrolu oyuncularla diziyi yürütmek istiyorlar. Ve tabii ki az masraf, çok reyting. Bunun içinde elbette ki hangi oyuncunun ne zaman çıkacağını şu an için kestirmek gerçekten zor. Tahminler doğrultusunda hareket etsek de cümlelerinden yola çıkaraktan, yani şu an ben Züleyha çıkacak diyorsam daha önce çıkma ihtimalini görmüyordum ama şu an çıkacak diyorum. Niçin? Çünkü Ümit Hanım şimdiden Fikret'e diyor ki Demir Yaman'a aşık olursam ne olacak? Yani burada anlaşılıyor ki arkadaşlar, senarist de yönetmen de aslında reytingler oynuyorlar. Yani dizide ne kadar çirkefleşme olursa o kadar reyting gelecek. Ve bu reytingleri kaptırmamak uğruna dizinin konusunun dışına çıkılmış. Dizide konu yok. Hiçbir anlam yok. Yani kim kime dumduma. Nerede reyting varsa dizinin yönü oraya gidiyor. Yani bu hafta nasıl ki Fikret'in Ümit Hanım'la sevgili olduğunu öğrenmemiz gayet normal karşılarsak ve Fikret de Ümit Hanım ilk defa konuşup sohbet ederken Demir Yaman'a aşık olursam sorusunu soracak cüretini yönetmen ona tekrar ettiriyorsa buradan Züleyha çıkmış mı çıkmamış mı, yani çok fazla kestirmek, tahmin etmek gerçekten imkansız. Dediğim gibi dizide konu olmadığı için her şey tahminler üzerine ve tahminlerimizde %100 yanılabiliyoruz. Bunun da sebebi dizinin başlangıç noktası güzeldi ama final noktası bir türlü konulamadığı için, diziye isim konulamadığı için, diziye konu konulamadığı için hep yanılabiliyoruz. Yani burada senarist, yönetmen oturduğu yerden reytinglere göre hareket ediyor. Yani yeri geldiği zaman Ümit'i Fikret'in sevgilisi yapabiliyor. Yeri geldiği zaman Fikret'i Müjgan'a aşık edebiliyor. Yeri geldiği zaman Fikret'i daha doğrusu Ümit'i Demir'e aşık ettirebiliyor. Yani burada senaristin diziyle insanların aklıyla alay ettiğini görüyoruz. Bundan dolayı da gerçekten %99 özellikle Yılmaz'ın ölümünden sonra yanılabiliyoruz. Ve yanıldığımız için de şimdiden affınıza sığınıyorum. Sürçülisan ediyorsam. Çünkü hepimiz insanız, hata yapabiliyoruz. Ama bu dizide çok hatalar yüksek. Bunun da sebebi dediğim gibi dizi konusunun dışına çıkmış. Konusunun dışına çıkan bir diziyi tahmin etmek artık imkansız. Sayısal loto gibi düşünün. Sayısal lotoda yüzde kaç tutturma ihtimaliniz varsa dizide de bu kadar tutturulma ihtimali var. Evet arkadaşlar, uzun bir değerlendirme oldu. Umarım açıklayıcı bir değerlendirme olmuştur. Yine de her zaman dediğim gibi hepimiz insanız, hatalarımız olabiliyor. Buradaki amacımız sizi bilgilendirmek. Gerçekten merak ettiğiniz konular hakkında aydınlatmaya çalışmak. Yine de sürçülisan ediyorsam affınıza sığınıyorum. Umarım bu konuda bana en azından anlayış gösteriyorsunuzdur. Yine arkadaşlar tekrar ediyorum, sizin görüş ve düşünceniz nedir? Züleyha çıkacak diyenler beğeniyor, Züleyha çıkmaz diyenler yorumluyor, farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım aramızda kimin tahmini doğru çıkacak bu bölümde veya önümüzdeki bölümlerde. Ayrıca arkadaşlar, henüz kanala abone olmadıysanız videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Dizinin de grup ve Facebook adresi mevcut. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın dostlar.